Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Kilis yöresine ait mükemmel güzel bir tatlı ile karşınıza geliyorum. Cennet çamuru. Cennet çamuru hem sağlıklı hem lezzetli hem güzel. Mutlaka evlerinizde yapın, eşlerinize, çocuklarınıza bu tatlımdan verin. Ve tekrar sizden isteyecekler. Harika bir tatlımız. Evet arkadaşlar, burada size malzemelerini tanıtayım. Cennet çamurumuzu, 3 yemek kaşığı tereyağımız var dolu dolu. 180 gram kaymağımız var. 170 gram Antep fıstığımız var, toz fıstık. 250 gram kadayıfımız var. Ben tekrar kaselere ayırdım. 125 gram burada, 125 gram burada. Alt tabanı ve üst tabanı için pratikte olsun diye. Suyla şekerimiz birebirdir. 1,5 su bardağı toz şekeri kullanacağım. 1,5 su bardağı da su kullanacağım. Evet arkadaşlar, balık tavamda tekrar yapacağım. Ne yanma oluyor, ne bir şey oluyor. Siz de bunu seyirci edin, balık tavasını. Aynı künefem gibi bunlar da balık tavamda yapacağım. Cennet çamurunu. Ne kadar değişik isimler değil mi? Evet. Çok güzel. Böyle kulağa bir hoş geliyor. Cennet çamuru. Diğer ismi de yeşil küpmüş. Evet. Diğer ismi de yeşil küp. Kilis yöremize ait. Şimdi başlıyoruz. Önce tereyağımızı alıyoruz. Tavanımıza sürüyoruz şöyle. Elinizde yedir. 3 yemek kaşığı ya. 1,5 yemek kaşığı bu tavama, 1,5 yemek kaşığı da bu tavama. Ölçülerimiz hep birebir arkadaşlar, size söylüyoruz. Evet arkadaşlar, tereyağımız oda sıcaklığında olsun. 1,5 yemek kaşığı tereyağımızı tavamızın, bakın, tabanına güzel yaydık. Oda sıcaklığında elim. Tereyağı hiç fark etmez. Şimdi fıstıklarımızı güzelce bir şekilde döşüyoruz. Cennet çamuru diyoruz ya. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Arkadaşlar, bunu pişirirken sakın yakmayın. Çok böyle yüksek ateşte pişirmiyoruz. Kısık ayarda yavaş yavaş, hani künefe yapmıştık ya size, künefe gibi çevire çevire yapalım. Evet, bütün boşlukları doldurduk. Fıstığımızın hepsini kullanmıyoruz. Nereden baksan 3 yemek kaşığı da kalsın fıstığımız. Şimdi bu katına fıstıkları serptik, bakın şöyle. Bu katına da kadayıfımızı. Bak, şu tavama alıyorum. Ve bu fıstıklarımı serpiyorum. 3 yemek kaşığı ayırmıştım ya. Bunları böyle biraz karıştıralım. Şimdi bunları böyle güzel gezdirin. Tavanızın her yerine gelsin. Bakın arkadaşlar, kadayıfım çok iriydi. Ben elimle parçalattım, ufalttım. Bunu da size söyleyeyim. Şöyle şöyle ufaltıyorsunuz elinizde. Böyle yapıyoruz. Ve yavaşça diziyoruz. Her yerine gelecek şekilde. Tereyağı, ondan sonra Antep fıstığı, ondan sonra da kadayıf. Kadayıfımız fıstıklarla buluştu. Kadar güzel bir görüntü aldı. Bakın arkadaşlar, elimle hafif bastırıyorum. Öyle bütün gücümle değil. Bakın, hafif altındaki fıstıklar kaymasın sağa sola. Yavaşça böyle kalıp tutturun. Nazik bir şekilde kibar. Şöyle. C
cennet çamuruna peynir girmiyor ve kaymak giriyor. Çok güzel bir tatlımız. Ve şimdi kaymağımızı ekliyoruz. Her yerine gelecek şekilde cennet çamurunda kaymağın olması şart arkadaşlar. 180 gram. Şöyle tavamın her yerine gelecek şekilde. Vallahi vitamin deposudur. Çok güzel olacak tatlımız. Bu tatlımızın şerbeti de ılık olacak arkadaşlar. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Şimdi tatlımız sıcak, şerbetimiz ılık olacak. Eşit bir şekilde kaymağınızı yayın arkadaşlar. Ve tekrar şimdi yaş kadayıfımızı üstüne ekliyoruz. Olay budur. İçine fıstık eklemiyoruz. Bakın bu sade. Bunu da böyle sepiyoruz. Güzel bir kalıp verecek. Bakın çok bastırmadan tekrar söylüyorum. Evet, kadayıfımızı ekledik. Ve kaymak kenarlarına gelebilir arkadaşlar. Mesela künefede peynirin ortasında kalacaktı. Kenarlar boş, bunda fark etmez. Şöyle hafif yine elimle bastırıyorum. Kalıbını tutsun yavaş yavaş. Evet arkadaşlar, elimizle kalıbını yavaş yavaş tutturuyoruz. Mesela künefede ben tepsiyle böyle bastım kalıp bassın diye, ama bunda yapmayacağım. Altındaki fıstıklar sağa sola kaymasın. Güzel bir görüntü çıksın ortaya diye elinizle yavaşça şöyle yedirin. Olay budur. Şimdi ocağımı alacağım. Tekrar kısık ayarda pişireceğim. Ama şu kapağı da tereyağlayacağız tabii, değil mi? Tabii, 1,5 yemek kaşığını da oraya ayırdım. Tereyağım burada bak. Ayırdım onu. Onu da bir tavama süreceğim. Tekrar alt üst pişireceğim. Evet arkadaşlar, şerbetimizi yapıyoruz. 1,5 su bardağı şekerimiz var burada. 1,5 su bardağı şekerimiz, 1,5 su bardağı suyumuz var. Bunu koyuyoruz tavamıza ve kaynatıyoruz. Şerbetimiz ılık olacak. Şerbetimizi kaynatıyoruz kenarda. Ve şimdi cennet çamurumuzu alıyoruz ocağımıza. Pişirmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın cennet çamurumuzu da kısık ateşte çevire çevire yavaşça pişiriyoruz. Şöyle. İlk önceki nasıl yaptıksa cennet çamurumuz da o şekilde kısık ateşte, bakın. Çevire çevire, fıstıkların yanmaması gerekiyor. O yeşil görüntüyü alması gerekiyor arkadaşlar. Yavaşça ortaya doğru alıyorum. İlk önce kenarlarını, sonra ortaya doğru alıyoruz. Aynen. Tekrar çeviriyorum. Çok güzel pişmesi gerekiyor. Yakmamaya çalışalım arkadaşlar. Devamlı kontrol edelim. Vallahi künefem bu tavada yaptım, mükemmel olmuştu. Çevirmesi de pratik, yapması da pratik. Güzel arkadaşlar, siz de yapın. Krep tavasında da olur, balık tavasında da olur. Ama şöyle düz olması şart. Evet arkadaşlar, 5 dakikaya yakın kısık ayarda çevire çevire pişirdim. Ve bu kapağıma da tereyağı sürdüm. Tavamı şimdi çevireceğim. Şöyle çeviriyoruz. Vay.
Aynen, güzel bir görüntü. Ya, bak biraz daha bırakırsak yanar. Bak bu görüntüyü aldı, çok güzel oldu. Cennet çamuru diyoruz ve diğer tarafını da pişiriyoruz. Yine tekrar kısık ayarda çevire çevire pişiriyoruz. Şerbetimiz de kaynadı. 1-2 dakika kaynasın, şerbetimi kenara alacağım. Tekrar çevire çevire pişiriyorum. Nasıl görüntü? Güzel valla. Mükemmel. Sanki kadayıftan, ay künefeden daha güzel olacak gibi. Aynen. Bunun içine peynir girmiyor, kaymaktan bu pişiyor. Tekrar yavaş yavaş giriyorum şöyle. Pişirme. Doğru alıyorum. Pişirme basit. Aynen. Kenarlardan ortaya doğru gidiyoruz. Evet, sevgili takipçilerimiz, cennet çamurumun diğer tarafına da bir bakayım, kontrol edeyim. Tekrar kapağımı örtüyorum şöyle. Çok pratik ya. Bu tavayı kim icat etmiş, Allah razı olsun. Tekrar çeviriyoruz. Şöyle bakıyoruz. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Tekrar çevireceğim. Az daha pişireceğim. Ve işlemi bitireceğim. Şerbetimi de 10 dakika kaynattım. Soğutmaya bıraktım. Bakın arkadaşlar. Çevirin bu tarafa, çevirin o tarafa. Hiçbir zorluk yok. Kalıplarınız bakın bozulmuyor. Ne kadar güzel duruyor. Bakın çok yakmadan hemen çevirdik. Fıstıklar yeşil kalsın. Bak, evet kenara. Arkadaşlar, cennet çamurumuzu pişirdik. Önlü arkalı 10 dakika sürdü. 5 dakika bu yüzünü, 5 dakika öbür yüzünü çevirdik, pişirdik. Şerbetimizi ılıttık. Şimdi şerbetimizi döküyoruz. Tekrar orijinal tabağını aldım. Şerbetimiz ılık. Cennet çamurumuz sıcak olacak. Vay. Muhteşem. Şerbetini çekecek hepsini. Şöyle. Baksana sesle. Nasıl güzel geliyor, maşallah maşallah, çok güzel geldi. Muhteşem oldu. Mutlaka yapın, deneyin arkadaşlarımız. Şimdi biraz şerbetini çeksin. Güzel bir doku testi de yapacağım size, keseceğim. Bu kare kare kesiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, cennet çamurumuz şerbetini çekti. Güzel kestim size. Şöyle bir doku testi yapalım. Nasıl yumuşak yumuşak. Vay 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 vay. Bak Özge'nin bak. Evet, güzel. Muhteşem oldu. İsterseniz dondurmayla yiyin, isterseniz kaymakla. Zaten içini kaymakla doldurduk arkadaşlar. Tercih meselesi. Siz de bunu yapın mutlaka. Çoluk çocuğunuzla yiyin. Çok güzel bir tatlı, harika bir lezzet. Size güzel tariflerle daha karşınıza geleceğim. Ne çok tatlı biliyorum arkadaşlar. Sabırsızlıkla bekleyin, karşınıza geliyorum. Siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi, o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Abone buton yanında zil sembolümüz var. Onu titreşim haline getirin. Yeni paylaşacağım videolardan haberdar da olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.